Manor Lords babacım, böyle bir oyun gerçekten yok. Demosunu denedik bir hafta boyunca. Ben de sizler için bir kere değil, iki kere değil, tam üç kere oynadım. Bu videoları da zaten hem kartlara hem de videonun sonuna açıklamalara bırakıyor olacağım. Manor Lords'un demosu gerçekten inanılmazdı. Ben de sizlere böyle detaylı bir inceleme videosu hazırlamak istedim. Hem Manor Lord'un gelmiş olduğu durumu hem de gelecekte neler olacağını biraz gözler önüne serelim. Manor Lord öncelikle harika bir customization ekranıyla, karakter seçim ekranıyla bizi karşılıyor. Burada yapabileceğimiz sancaklarımız, logolarımız, bilgisayarınızdan PNG olarak kendi özel logonuzu bile yüklemenize ihtimal veriyor. Oyunun en büyük zaten dikkat çeken yeniliklerinden biri de bu organik yapım sistemi oldu. Yolları istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Dümdüz veya belli ovalliklerle değil, istediğiniz gibi eğimini vererek yolları ayarlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde bu yollarla beraber de evler de bu şekilde oluyor. Ve bu gerçekten inanılmaz bir hissiyat sağlıyor bize. Yani ben bu kadar detaylı bir şekilde strateji oyunlarında daha önce olmayan bu sistemi devrim niteliğinde olarak nitelendiriyorum. Harika olmuş, mükemmel görünüyor. Zaten oyunda da bize çok organik bir görüntü sağlıyor. Yani istediğiniz gibi evleri çevirebiliyorsunuz. İstediğiniz arka bahçe yapabiliyorsunuz. Dar evler yapabiliyorsunuz. Küçük evler yapabiliyorsunuz. Tamamen sizin yaratıcılığına kalmış. İnanılmaz atmosfer sunuyor bize Manor Lords diyebilirim. Zaten gördüğünüz üzere yerdeki çamurlarından tutun da evlerin önündeki yollardan, evlerin yan yollarından ana yola bağlantılarına kadar her şey çok ince detayıyla düşünülmüş. Oyunun grafiklerinin yanı sıra bu tarz böyle devrimsel değişikliklerin olması zaten beni en çok etkileyendi. Bu demoyla beraber aslında Manor Lords'un yapımcısı sevgili kardeşimiz resmen oyun dünyasının yüzüne böyle tokat gibi çarpmış oldu. Çünkü insanlar inanmıyordu. Dükkan ve üretim yerlerinin arayüzü çok güzel olmuş. Bir mekanın üzerine tıkladığınız zaman elemanlarınızın nereye gittiğini, geldiğini rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu da size büyük bir avantaj sağlıyor. Oyunda ticaret inanılmaz önemli sevgili dostlar. Çünkü bulunduğunuz haritada her malzeme sizde olmayabilir. Dolayısıyla bu ürünleri ticaret yoluyla getirebiliyorsunuz. Siz de elinizdeki malzemeleri ticaret yoluyla satarak oyun içi para biriminden, gümüş diyelim biz ona, gümüşten kazanabiliyorsunuz. Bu kazandığınız paralarla da zaten ilerleyen aşamalarda askeri birlikler, paralı askerler gibi saldırı ve savunma anlamında bütçe biriktirirken gelişmede de kullanabileceğimiz bir bütçe bizlerle buluşuyor Trading Post'lar sayesinde. Trading Post'ta da bu çalışma sistemi zaten yine burada arkadaşlar, atadığınız aileler Trading Post'a gelip çalışıyorlar ve onları da yolcu olarak ayarlıyorsunuz ve gidip geliyorlar, trade yapıyorlar, sizin adınıza para kazandırıyorlar. Çiftçilik sistemine baktığınızda da sevgili dostlar aynı organik yapım sistemini burada da görüyoruz. Harika bir özellik olarak bu organik yapım sistemine ben bayıldım. Çünkü bize şehirleri tamamen gerçekçi gibi hissettiriyor. Kendi köyümüzü böyle resmen metrekare metrekare inşa etmemize olanak sağlıyor. Bu noktada kurduğunuz çiftliğe atayacağınız aile sayısı çiftliğin boyutuyla alakalı. Ve çeşitli overlaylerle de zaten etrafta neyi yetiştirebileceğinizi görebiliyorsunuz. Ki demoda buğday, arpa ve keten vardı sadece. İleride mutlaka farklı malzemelerin de çiftliğe ekleneceğini söylemeliyim sevgili dostlar. İşçilerinizi atadığınızda herhangi bir şey vermediğinizde işçileriniz otomatikman çalışmaya başlıyor. Ve siz buradan gelip tarlanıza tıkladığınızda da ortalama kaç gün içinde hasat yapacağınızı detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Hatta önümüzdeki sene hasat yapma veya başka bir şey ek gibi seçeneklerle de 3 senelik planda yapabiliyorsunuz sevgili dostlar. Harika olmuş. Zaten tarlanın yavaş yavaş geliştiğini, buğdayların sarardığını görmek falan inanılmaz. E buğdaylarınız olmaya yakında hemen bir tane yel değirmeniyle bir tane de fırın yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü artık buğdaylar toplanmaya başlandığında hızlı bir şekilde ekmek üretimine geçmeniz gerekiyor. Demoda benim gördüğüm buğday alanı çok küçük olmasına rağmen inanılmaz fazla buğday topladık. Yani sanki bir buğday hasatı beni 2 sene götürecek ekmek üretiyor gibi bir durum var. Bunun ayarlanması tabii ki yapılacaktır. Zaten demo bu yüzden yapıldı. Bu tarz ekonomik ayarların tam oturulması için bu demolar yapılıyordu. Bu demo, ücretsiz demo yayınlandı. Biz de bunları gözümüze takılmıştı. Ben de zaten bunları ilettim. Aynı zamanda da arkadaşlar bahçesi olan evlere bir tool karşısında havuç veya hayvancılık, tavuk veya işte keçi koyabiliyorsunuz. Bunlar da inanılmaz güzel ayrıntılar olmuş. Yani evler aktif olarak ekonomiye katılıyor ki ilerleyen dönemde zaten oyunun ilerleyen aşamalarında evlerde çok daha farklı işler de yapabileceğimizi de gördük. Evlerinizi geliştirdikten sonra zaten böyle iki katlı evler karşınıza geliyor. Bu evler ileride 4-5 tiyere kadar çıkacak sevgili dostlar. İki katlı olduğunda bile inanılmaz harika görünüyor ve bu evleri geliştirmek için yapmanız gereken de tarım ve hayvancılık yaparak çeşitli yün ve ketenleri toplayıp burada bir tane elbise pazar yeri açmanız ve elbise pazar yeri açtığınızda zaten etrafta kilise ve handa yaptığınızda oyunu demosu bitmiş oluyor. Demo bitmesine yakın zaten tax collector dediğimiz vergi toplayıcıyı yapıyorsunuz. Vergi toplayıcı da sizin adınıza vergi topluyor. Peki şimdi gelelim.
Manor Lords'ta gelecekte bizleri neler bekliyor? Tam sürümde neler olacak? Arkadaşlar, tam sürümün en büyük özelliği zaten şu anda demoda deneyemediğimiz savaş sistemi olacak. Yani siz kurmuş olduğunuz kasabanın içerisinde yetiştirdiğiniz askerlerinizle savaşlar yapabileceksiniz arkadaşlar. Hatta bu askerlerinizi çok detaylı bir şekilde böyle customize de edebiliyorsunuz. Kafalarını değiştir, şunu değiştir, bunu değiştir, renklerini değiştir, işte kalkanlarında şu resim olsun gibi çok detaylı şekilde incelikler yapabiliyorsunuz. Ve bir sürü farklı formasyonda da bu askerlerimizi kullanabildiğimizi bize daha önce yayınlanan videolarda zaten göstermişlerdi. Bannerlord'la Total War'u bir araya getirmişler abi. Önümüze Bannerlord'u getirmişler. Ki zaten şehir kurma olayında çok başka bir şey getirmişler. İnanılmaz bir oyun olmuş. Ben gerçekten çok 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 hype'landım. Demoyu oynayınca heyecanım daha da arttı. Belki biraz heyecanım düşer diye düşünüyordum ama demoyu 3 kere oynamamdan zaten heyecanımın daha çok arttığını sizlere söylemeye gerek duymuyorum artık daha fazla. Çünkü savaşlar da inanılmaz görünüyor. Yani savaşlardaki kontrol kabiliyetimiz, savaşçılara verdiğimiz taktikler, işte yüksek bölümde durmanın, Uhud Tepesi taktiğinin avantajları, İşte kalkanlı geri çekilmeler, askerlerin bir arada sık düzende durması, kalkanları kaldırması, arkadan okçuların gelmesi gibi birçok strateji aslında savaşlarda bizlerle olacak. Savaşları çok soruyordunuz, o yüzden ben detaylı bir şekilde size bu videoda göstermek istedim. Çünkü zaten bunu daha önce yayınlamışlardı ki full versiyonda bu tarz savaşlarla bütün bu etrafımızdaki 7-8 farklı kasabayı fethetmeye çalışacağımız bir sistem Manor Lords'da bizlerle olacak. Harika görünüyor. Yani ben acayip hevesliyim. Yani özellikle şu kalkanla geri çekilmeyle, kalkan böyle yavaş yavaş geri çekilme veya hızlı hızlı geri çekilme seçenekleri var. Aynı zamanda şövalyeler de videoda gözümüze takıldı. Bunlar paralı asker mi, biz mi yetiştiriyoruz bilmiyorum. Onları öğreneceğiz. Belli bir nüfusa eriştiğiniz zaman artık yan taraflardaki veya işte uzaktaki bir kasabaya claim atabiliyorsunuz. Onlar bunu reddedebiliyor veya kral bunu reddedebiliyor. Savaş açabiliyorsunuz gibi durumlar var. Siz de ordularınızı toplayıp sağdaki soldaki ihtiyacınız olan kaynakların olduğu bölgelere fetihler düzenleyebileceksiniz. Buraları kendinize katabileceksiniz. Ayrıca demoda bir de aslında teknoloji paneli önümüze çıkmış oldu. Bu teknoloji ağacının oldukça detaylı olduğunu söylemeliyim. Bunu da size benim tahminlerimle bir anlatmak istiyorum. Teknoloji panelinin üst kısmında gördüğümüz kısım tarımla ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü öküz var, orada bir kağını araba çekiyor falan. Sol tarafının biraz daha toplayıcılık ve inşaatla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bunlarla ilgili tabii ki pek bir detay yok. Bunlar tamamen benim tahminim arkadaşlar, yine belirteyim. Aşağı kısmın biraz daha crafting ile ilgili, yani üreteceğimiz malzemelerle, son ürünlerle ilgili olduğunu düşünüyorum. Sağ tarafında trade ve taşımayla ilgili bölümler olduğunu, ticaret ve taşımayla ilgili bölümler olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bunların yanı sıra burada polis ve production gibi farklı farklı seçeneklerle de farklı farklı ağaçlar da önümüze gelecektir tam versiyonda. Gerçekten Manor Lords deneyimi beni çok hoşuma gitti. Ki bu yayınlanan fotoğraflarda mesela burada bence Tier 4 evleri görüyoruz. Bir şehrin artık gelebileceği durumu görüyorsunuz. Küçücük kasabadan başlayıp bir şehir haline geldiğimiz bir oyun olacak. Bakalım neler çıkacak bilmiyorum. Ama sizlerin ve bizlerin destekleri, biliyorsunuz ilk videoyu yaptığımda sizlere bir çağrıda bulunmuştum. Sizlerin arasından Discord'a gidip de Manor Lords'da Türkçeleştirme çalışmalarına yardımcı eden arkadaşlar sayesinde oyunda full versiyonda Türkçe'de olacak arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Ben çok heyecanlıyım. Sizinle bu heyecanı paylaştığınızı az çok tahmin ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum, merak ediyorum. Düşünceleriniz, demoyu deneyenleriniz bana yazarsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Turkish Player ekranlarından ayrılmayın. Manor Lords'la ilgili daha fazla bilgi geldikçe sizlere detaylı ben de bilgi vereceğim. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bye.